Herkese merhaba değerli 1.9 izleyicileri. Bugün bonus bir video ile karşınızdayız. Bu bölümde iki alt başlığımız var aslında. İlk olarak sizlerle birlikte son dönemin Mbappe ile birlikte dikkatleri üzerine çeken yetenekli futbolcu Haaland'ın memleketi Norveç milli takımının mercek altına alacağız. Sonrasındaysa sizler için bu milli takımda oynayan 7 özel isim seçtim. Bu isimler arasında futbol menajer kariyerinizde takımınızı transfer edebileceğiniz oyuncular da mevcut. Ve bunları bir liste haline getirdim. Hepinize iyi seyirler. Story of the song that got me to Norway. UEFA ülke sıralamasında 27 Kasım 2020 tarihli bilgiye göre 44. sırada bulunan Norveç, Kuzey Avrupa'nın İskandinavya bölgesinde yer alan 5,5 milyon nüfuslu bir ülkedir. Norveç milli takımı sportif başarı bakımından uluslararası arenada rakibi olan diğer İskandinav ülkeleri İsveç ve Danimarka'ya kıyasla daha gerilerde yer almıştır. Tarihlerindeki ilk başarılarını ise 1930'lu yıllarda o zaman düzenlenen futbol olimpiyatlarında elde etmişlerdir. Bu dönemde Norveç olimpiyat takımı 1936 olimpiyatlarında Almanya'yı yenerek turnuvada 3. olma başarısını elde etmiştir. Bu başarının ardından 1938 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk ve son defa son 16 turuna ulaşma başarısını göstermişlerdir. Son 16 turunda ise İtalya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişlerdir. O dönemde son 16'ya kalma başarısı tabii ki turnuvanın ilk turu gibi bir şeydi. Yani günümüzden çok daha kolaydı. Ancak Norveçliler için bu hala önemli bir olay olarak görülmektedir. Norveç milli takımı tarihinde toplamda 3 kez Dünya Kupası turnuvasına katılma başarısını 1938, 1994, 1998 yıllarında göstermiştir. Bu arada size ilginç bir bilgi de vereceğim. Norveç futbol takımı dünyada Brezilya'ya karşı mağlup olmamış iki takımdan biridir. Diğer takım ise Senegal. Şimdi gelelim Avrupa Şampiyonası'na. Norveç'in Avrupa Şampiyonası verilerine baktığımızda burada da aldıkları en iyi sonuç grup aşamasıdır. Zaten tarihinde bir defa bu turnuvaya katılma başarısı göstermişlerdir. Bu kapsamda Norveç'in rakipleri olan diğer İskandinav ülkeleri Danimarka, İsveç'e bakacağız. Danimarka Dünya Kupası'nda çeyrek final, Avrupa Kupası'nda 1992 yılında bir Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. İsveç takımı Danimarka kadar başarılı bir grafik çizmesi de Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük başarısı, bir kez de ikinci olmayı başarmışlardır. Avrupa Şampiyonası'nda ise sadece 1992 yılında Danimarka'nın kazandığı şampiyonada üçüncülük unvanını kazanmışlardır. Sizlerin de fark ettiği gibi ileride belki Norveç parlayan yeni yıldızları ile yeni başarılara koşabilir. Ancak şu durumda tarihleri pek de parlak değil. Bu incelemeyi tasarlarken çok yüzeysel ve içi boş bir içerik oluşturmak istemedim ve sizler için Norveç milli takımının en başarılı 7 ismini de sıraladım. Videonun başında da söylediğim gibi bu isimlerden bazılarının futbol menajer oyununda takımınıza transfer edebilirken bazılarını edemezsiniz maalesef. Çünkü yetenekli oyuncuları kulüpleri bırakmak istemiyorlar ve çok yüksek meblağlar istiyorlar. Ona göre değerlendirmenizi tavsiye ederim. Öncelikle Norveç'in son zamanlarda yakaladığı çıkış dünya basında büyük ses getirdi biliyorsunuz. Norveç yardımcı antrenörü Roar Hansen da bu ilgiden duyduğu memnuniyeti verdiği bir röportajında şu sözlerle ifade etmiştir. İnsanlar artık bizi daha dikkatlice dinlemeye başladı ve bizim için daha umutlular. Uzun zamandır istikrarlı bir gidişimiz var ve yenilmesi zor bir takım olduk. Avrupa'da üst düzey performans gösteren oyuncularımızla birlikte herkes bizden çekinmeye başladı sözlerini söylemiştir. Kanımca kendisi bu tutumunda ve görüşünde haklı.
Size anlattığım gibi geçmişte pek bir başarısı yok bu takımın. Ancak son dönemin futbol anlamında yükselen ülkelerinden bir tanesi Norveç. Bu kapsamda şimdi benim ilk 7 sıralamamı sizlere sunacağım. Bu sıralamada Haaland'ı yer almıyor. Çünkü Haaland'ı kıyaslamamız pek doğru olmaz. Çünkü sizler onu zaten biliyorsunuz ve bu yüzden bunu listeye almamın pek bir önemi olmayacağını düşündüm. Listeyi en önemli oyuncudan en önemsize doğru sıraladım. Gerçi bu söyleyiş pek doğru bir söyleyiş değil ancak bonservis bedeli yüksek oyuncudan bonservis bedeli biraz daha düşük oyuncuya doğru bir sıralama gerçekleştirdim. Evet, başlıyoruz. Birinci sıramızda Martin Odegaard bulunuyor. Norveç 1. liginden Real Madrid'in altyapısına 8 Ocak 2017 tarihinde katılan Odegaard, aynı zamanda Norveç milli takımının en genç futbolcusu unvanını elinde bulunduran ve kaptanlık pazubandını taşıyan bir isimdir. İlk defa 15 yaşındayken Norveç A milli takımının formasını giyen Odegaard, şimdi 22 yaşında ve 10 numara mevkisinde bu sezon Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kiralık olarak forma giymekte. Real Madrid'in bu oyuncunun ayrılmasına izin vermesi ise futbol menajer oyuncuları için pek mümkün gözükmüyor. O yüzden listemizdeki diğer isimlere bakmalarında fayda var. İkinci sıramızda Joshua King bulunmakta. Ortalama yaşı oldukça düşük olan ve nispeten deneyimsiz sayılabilecek Norveç milli takım kadrosunda bir tecrübeyi anlatacağım şimdi size. Onun adı Joshua King. 2010 yılında Manchester United tarafından keşfedilen King, aynı yıl geldiği takımda Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile de geçen King, şu anda 11 milyon avroluk bir piyasa değerine sahiptir. FM'de yapabileceğiniz iyi Norveçli oyuncu transferlerinden biri olabilir. Üçüncü sırada hepinizin bildiği bir isim var, Alexander Sørloth. Daha önce Trabzonspor'da izlediğimiz Sørloth maalesef ki transfer maddesi gereğince sonraki sezonda onu izlemekten mahrum kalmış olsak da kendisi önemli Norveç yıldızlarından birisi. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da etkili bir oyun ortaya koyarak 34 maçta 24 gol, 9 asist yapan futbolcu, bu sezonda ise şu ana kadar 23 maç, 3 gol, 2 asist istatistikleri ile performansında bir düşüş yaşamakta. Ancak o hala Norveç milli takımında sözü geçen futbolculardan bir tanesi. Futbol menajer 2020-21 sezonlarında kadronuza katamazsınız. Bonservis bedeli olarak en az 50 milyon istiyor çünkü takıma ayrılması için. Ama 2022-2023 sezonunda rahatlıkla yarı fiyatına takımınıza gelebilir. 4. sıradaki futbolcumuz Sander Berge. Üstünden henüz çok geçmedi. 30 Ocak 2020'de İngiliz takımı Sheffield United tarafından Genk takımından transfer edilen ön libero bu transfer ile dünya basınında kendisine yer bulmaya başladı. 22 milyon avro bedelle İngiltere'ye giden oyuncu şu anda 23 yaşında ve geleceği hayli parlak. Futbol menajerde transfer yapabilme şansımız pek yok. Ama olur da bu fırsat karşınıza çıkarsa mutlaka değerlendirin. 5. sıradayız. Listemizdeki oyuncu Peter Haag. 1 Ekim 2020 yılında Milan takımına katılan Haag, sol ve sağ kanatlarda oynayabiliyor. 1.84 boyunda olan genç futbolcu hava toplarına da tam anlamıyla hakim. Ayrıca Norveç milli takımının bütün yaş kategorilerinde forma giymiş ve hepsinde de gol atma başarısını göstermiştir. Milan'ın onun için ödediği bonservis bedeli ise 5 milyon avro. Oyun üzerinde Milan'dan satın alınması zor bir kanat ama futbol menajer kariyerinizde yine almayı deneyebilirsiniz. Evet, listemizin bundan sonraki kısmı yani 6 ve 7. sıradaki oyuncuları rahatlıkla kadronuza futbol menajer oyununda katabilirsiniz. Hepsi de iyi oyuncular. Devam ediyoruz. 6. sıradaki futbolcumuz Christopher Ajer. Listemizin 6. sırasındayız ve yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Yakın zamanda büyük takımlardan birine transfer olabilecek bir potansiyel var şu anda karşınızda. Onun ismi Ajer. 22 yaşında ve 1.98 boyunda olan dev bir stoper. İskoçya'nın Celtic takımında forma giymekte. Bu sezon takımıyla birlikte 32 maçta görev aldı. 1 gol ve 1 asist ile skora da katkı sağlamayı başardı. Futbol menajer oyuncuları için bu futbolcuyu kaçırmamalarını söylemek istiyorum. Çünkü ileride çok büyük potansiyeli olabilecek bir stoper ve takımınıza çok düşük bir bonservis bedeliyle katabilirsiniz. Evet, şimdi sonuncu sıraya geliyoruz. Matthias Norman.
Listemizin son sırasındayız arkadaşlar. 24 yaşındaki 1.79'luk merkez orta saha pozisyonunda oynayan bir Norveçli var karşımızda. Rus takımı Rostov'da forma giyiyor. Bu sezon 15 maç, 1 gol, 1 asist ve rekor sarı kart sayısı ile oynamakta. Bu sayı tam tamına 7 sarı kart, 1 kırmızı kart. Agresif, merkez orta sahalarını beğenen futbol severler eminim ki Norman'ın oyununa da bayılacaklar. Savaşçı orta saha arayan FM'ciler içinse biçilmiş kaftan. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir, bölümü beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.